Merhabalar sevgili öğrenciler. Din kültürü varlık bilgisi dersimizde ayetel kürsü ve anlamını beraber göreceğiz. Ayetel kürsü ve anlamından LGS'de muhakkak iki soru geliyor. Gerek burada Allah-u Teala'nın isimleri geçiyor bunlarla alakalı, gerekse konularıyla alakalı sorular geliyor. Öncelikle ayetel kürsü Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde kürsü kelimesi geçtiği için bu ayete ayetel kürsü denilmiştir. Bu ayet Allah-u Teala'nın yüce sıfatları ve eşsiz kudreti anlatılmaktadır. Okunuşu şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huve el hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illâ bi'iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhibbûne bi şey'in min 'ilmihi illâ bimâ şâ. Vesi'a kürsüyü semavati vel ard ve la yeudu hıfzuhuma ve huvel aliyyul azim. Burada bilmemiz gereken şu çocuklar, muhakkak ki ayetel kürsü Allah-u Teala'nın gücünü, kuvvetini, sıfatlarını anlatan bir suremizdir. Evet, ayetel kürsü anlamı şöyle: Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Çocuklar, biz buna ne diyoruz? Tevhid inancı diyoruz. Allahu la ilahe illahu. Allah'tan başka ilah yoktur. O daima diridir. Bu Allah-u Teala'nın çocuklar hay ismidir. Allah hayyundur. Bütün varlığın iradesini yürüten o. Ona ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzuruna şefaat edecek olan kimdir? Çocuklar, burada da Allah-u Teala diğer bir ismi olan gayyum geçmektedir. Gayyum her şeyi idare eden, her şeyi yöneten anlamına gelir. Evet, okulların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun bildiği kadarından, başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Burada da daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz gibi Allah-u Teala'nın ilim sıfatı geçmektedir. Allah'ın ezeli ve ebedi bir ilmi vardır. Allah geçmişte olanları da bilir, gelecekte olacak olanları da bilir. Onun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Burada da Allah-u Teala'nın Basar ismi geçiyor. Allah her şeyi görür. Çünkü o Basar'dır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız olur. Yüce ve büyük kelimenin Aliyyül Azim kelimesi, yüce ve büyük kelimesinin karşılığıdır çocuklar. Burada şimdi biz ayetel kürsüde Allah-u Teala'nın hangi isimlerini gördük? Bir, tevhidi gördük. La ilahe illallah. El Hay ismini gördük. Ah, diridir. Gayyum ismini gördük. Allah-u Teala her şeyi yönetendir. Diğer isimlerin ilim ismini gördük. Allah-u Teala her şeyi hakkıyla bilir. Basar, Allah-u Teala her şeyi görür. Hafız ismi, Rabbim biz uyursak da Allah-u Teala bizi muhakkak ki korur. Diğer ismi de Ali ve Azim isimlerini ayetel kürsüde görmüş olduk. Evet çocuklar, şimdi de bir peygamber tanıyorum. Hazreti Musa'yı tanıyoruz. Hazreti Musa, İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdi. Peygamberler arasında Ulul Azm denen büyük peygamberlerdi. Şimdi ki peygamberler Allah'ın insanlar arasında seçtiği üstün vasıflı insanlardır dedik. Ulul Azm peygamberler de çocuklar bu üstün vasıflara haiz olan peygamberlerdi. Yani daha çok mücadele etmiş, daha çok emek harcamış, daha çok sıkıntı çekmiş olan peygamberlerdi. Bunlar da Hazreti Nuh Ulul Azm'dir. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti Nuh, Peygamber Efendimiz ve Hazreti İsa da Ulul Azm peygamberler arasındadır. Kardeşi Hazreti Harun da aynı dönemde peygamber olarak seçilmiştir. Çünkü da Hazreti Musa'nın kekebilik diye bir sıkıntısı vardı. Bunun üzerine Allah-u Teala'ya, Rabbim beni dinlemezler, beni gayle almazlar, bu yüzden benim yanıma bir yardımcı ver dedi. Bunun üzerine de Allah-u Teala yanına yardımcı olarak kardeşi Hazreti Harun'u verdi. Kendisine dört büyük ilahi kitaptan biri olan Tevrat adlı kutsal kitap verilmiştir. Biliyorsunuz dört tane kutsal kitabımız var. Bunlardan Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti Davud'a Zebur ve Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. Evet, Hazreti Musa'ya da
Tevrat'a kutsal kitap verilmişti. Mısır'da bulunan Sina Dağı'nda Yüce Allah ile konuştuğu için kendisine Kelimullah lakabı verilmişti. Hz. Musa aracısız Allah-u Teala Tur-u Sina Dağı'nda Allah-u Teala ile buluşmuştu ve onunla aracısız konuşmuştu. Bu yüzden lakabı Kelimullah'tır. Peygamberliği boyunca Mısır firavunlarından olan Ramses ile mücadele etmişti. Evet, İsrailoğulları Mısır'da sürgündeydi. Hatta tarihte şöyle de geçer, şeylere ait, firavunlara ait piramitler vardı biliyorsun, dünyanın yedi harikalarından biri. Bu piramitleri de İsrailoğullarına yaptırdıkları söyleniyor. Çünkü onlar gerçekten eziyet etmişlerdi, zulmetmişlerdi. Onları firavun bütün işlerinde çalıştırmıştır. Kardeşi Harun ile beraber firavunu tevhide davet etmiş ve İsrailoğullarını firavunun zulmünden kurtarmak için mücadele etmiştir. Kardeşi Harun ile bile firavunun biliyorsunuz Mısırlıların pek çok tanrıları vardı. Amon, Ra, Güneş tanrıları. Hz. Musa da firavunun tek olan Allah'a inanca davet etmiş. Fakat o bunu kabullenmemişti. Hatta firavun o kadar çok kendine güveniyordu ki kendini adeta ilah konumuna bile getirmişti. Hz. Musa günümüzde bulunan Yahudilerin öğrenen peygamberleri de günümüzdeki İsrailoğlu günümüzdeki ismi Yahudidir. Bunların da peygamberleri Hz. Musa'dır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi firavun İsrailoğlu'na çok aşırı zulmediyordu, çok aşırı eziyet ediyordu. Hz. Musa da firavunun zulmünden Beni İsrailoğullarını kurtardı. Evet, Hz. Musa'ya birçok mucize verilmişti. Çocuklar her peygambere Allah-u Teala mücadelelerinde mucizeler vermişti. Hz. Musa'nın da mucizesi vardı. Burada hepimizin bildiği asası vardı Hz. Musa'nın. Gene Hz. Musa İsrailoğullarını firavunun zulmünden kurtardığı zaman çölde kalmışlardı ve açlık çektiği için İsrailoğullarını Hz. Musa'ya söyleme beni bize yiyecek göndersin dedikleri zamanda Hz. Musa Allah-u Teala'dan istemiş ve Allah-u Teala gökten Kur'an-ı Kerim'de geçen bıldırcı eti ve helva göndermiş. Aynı zamanda çölde susadıkları için Hz. Musa mucize olarak Allah-u Teala su indirmişti. Yüce Allah ona 9 adet farklı mucize vermişti. Biraz önce bahsettik zaten. Firavun ve Kabe azgınlaştıkça Yüce Allah onlara kuraklık, su baskını, çekil gibi, kurban istilası gibi birçok bela da göndermişti. Firavun'un Allah'a inanması için ve İsrailoğullarına eziyet etmemesi için Hz. Musa onu uyarmıştı. Bu şekilde devam edersen Allah sana felaketler verecek, belalar verecek diye. Firavun gale almamıştı. Bunun üzerine de bahsettiğimiz kuraklık, su baskını, çekil gibi, kurban istilaları gibi belalara duçar olmuşlardı. Bu belalar geldiği zaman Firavun bu belalardan kurtulmak için ona gelip yardım istemiş. Belalardan kurtulduktan sonra da yine eski haline devam etmişti. Firavun en sonunda Kızıldeniz'de Allah'a secde eder şekilde boğularak ölmüştü. Ancak son anda tövbe ettiği için, son anda Allah'a inandığı için ve korkudan inandığı için onun bu tövbesi kabul olmamıştı. Bu imanı da Allah tarafından kabul olmamıştı. Yüce Allah onun cesedini ibret olsun diye kıyamete kadar çürütmeyeceğini Kur'an'da da bildirmişti. Çocuklar kader ve kaza konusundaki son konumuz Hz. Musa Vertel Kürsü'ydü. Böylelikle bu konumuzu bitirmiş olduk. Hz. Musa ile alakalı gelebilecek olan sorular diğer ünitelerimizde geçen peygamberlerin karşılaştırmaları şeklinde olacaktı. Daha önce öğrendiğimiz Hz. Yusuf'a verilmiş olan sabır, şefkat, merhamet hissi, Hz. Musa'nın özelliğinde dediğimiz gibi Firavun'la tevhid, Allah inanç konusunda mücadele etmesi, Şuayb Aleyhisselam'ın bir özelliği vardı, bulunduğu kavim, yol kesiyordu, tartıda hile yapıyordu. Bunun üzerine Allah-u Teala bu kavmini uyardı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam da kavmine bu konuda
yandı. Ve genel sorular da bunun üzerine olacaktı. Kavimlerin özellikleri nelerdir ve peygamberler onlara hangi konuda uyarılarda bulunmuştur? Muhakkak bu konularda karşılaştırma var. Soru gelecektir. Şu tip soru şeklinde de hazırlıklı olun. Din dersindeki sorular da çocuklar paragraflı, Türkçe gibi paragraf ve paragrafı anlama ve yorumlama şeklinde olacaktır. Paragraf sınırları düzgün okuduğunuz zaman, anlayarak okuduğunuz zaman muhakkak ki soruları yanıtlayacaksınız. Ve diğer bizim bahsettiğimiz kavramlar, kelimeler, bu konuda